Metnin bölümleri. Merhaba çocuklar. Bu Türkçe dersimizde hep birlikte metnin bölümleri konusunu öğreneceğiz. Okuduğumuz ve yazdığımız metinler üç temel bölümden oluşmaktadır çocuklar. Bu bölümler giriş, gelişme ve sonuç bölümleridir. Giriş bölümü. Okuduğumuz metinlerde okuyucuya konuyu tanıtmak, okuyucuyu konuya yöneltmek amacı taşıyan bölüm giriş bölümüdür. Bu bölümde yazıda ele alınacak konu tanıtılır. Yazarın konuya nasıl bir yaklaşım getireceği sezdirilir. Çocuklar hatırlarsanız okuduğumuz metinleri iki türe ayırmıştık. Öyküleyici metinler ve bilgilendirici metinler. Öyküleyici metinlerin giriş bölümü, metnin kahramanlarının, olayın geçtiği yerin ve bazen de olayın kısaca anlatıldığı bölümdür. Bilgilendirici metinlerde ise bazen konu hakkında kısa bilgiler paylaşılabilir. Gelişme bölümü. Yazıda ele alınan konu bu bölümde ayrıntılarıyla anlatılır. Okuyucunun iyice anlaması için örneklerin ve tanıkların gösterildiği bölüm gelişme bölümüdür. Çocuklar, öyküleyici metinlerde gelişme bölümü olayın genişletildiği, olayın nasıl sonuçlanacağı hakkında ipuçlarının verildiği bölümdür. Verilen ipuçlarıyla okuyucuda merak uyandırılmak istenir. Aynı zamanda gelişme bölümünde metnin ana düşüncesinin ortaya çıkmasını sağlayan bazı yardımcı düşünceler vardır. Çocuklar, bilgilendirici metinlerde ise gelişme bölümünde konu örneklerle daha ayrıntılı hale getirilir. Sonuç bölümü. Belli bir düşünce doğrultusunda geliştirilen konunun açıklandığı, amaçlanan sonuca ulaşıldığı, konunun bir yargıya bağlandığı bölümdür. Çocuklar, öyküleyici metinlerde sonuç bölümünde merak edilen konunun cevabı alınır. Olayın nasıl sonuçlandığı öğrenilir. Bilgilendirici metinlerde ise konu sonuca bağlanır ve kısaca anlatılır. Yapacağımız etkinliklerle konuyu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Çocuklar, şimdi metnimizi hep birlikte okuyalım ve metnimizi giriş, gelişme, sonuç bölümü olmak üzere üçe ayıralım. Cemal'in resmi. Cemal, büyüyünce ne olacaksın diyenlere cevap vermiyordu. Kararını vermişti. Ressam olacaktı. Bu kararı sır gibi saklıyordu nedense. Fırsat bulduğu zaman da tuvalinin başına geçiyor, aklına gelenlerin resmini yapıyordu. Neler düşünmüyor, neler hayal etmiyordu ki? Kendi de şaşıyordu. Çocuklar, metnin bu bölümü giriş bölümüdür. Okuduğumuz bu bölümde metnin konusu belirlenmiş, kahramanlar tanıtılmıştır. Metnimizin kahramanı kimdir? Evet, Cemal'dir. Konusu ise Cemal'in ressam olmaya karar vermesi. Metnin devamındaki düşünceler bununla ilgili gelişecektir. Öyleyse hep birlikte bakalım Cemal daha neler yapacak? Televizyon, komşu bir ülkede savaşın çıktığı haberini verdi o akşam. Tankları, savaş uçaklarını, savaş gemilerini gösterdi. Cemal, yapacağı resmin konusunu bulduğunu düşündü. Yapacağı resim savaş üzerine olacaktı. Daha doğrusu bunun tam karşıtı, barış üzerine. Çünkü savaşı küçük aklıyla da sevmiyordu. Kötülüklü savaş, açlık, gözyaşıydı. Barış ise sevgiyi, birlik ve beraberliği çağrıştırıyordu ona. Yakındı kendini, sıcak, sevimli. Çocuklar, metnimizin bu bölümü ise gelişme bölümüdür.
Gelişme bölümünde okuyucunun merakı artırılır. Giriş bölümünde verilen konu hakkında ayrıntılar verilir. Metnimizin bu bölümünde Cemal, yapacağı resmin konusuna karar vermiştir. Cemal'in resmini nasıl yaptığını sonuç bölümünde göreceğiz. Beyaz bir güvercin çizdi önce. Ağzına zeytin dalı verdi. Kanadının ikisine de barış güvercini yazdı. Kocaman bir deniz, sonsuz bir gökyüzü koydu önüne. Ufuklara sıralı dağlar dizdi. Üstüne de kocaman bir güneş. Sonra coşkulu, parlak renklere boyadı onları. Rengarenk bir dünya oldu. Günlük, güneşlik. Metnin bu bölümü ise sonuç bölümüdür. Sonuç bölümünde okuyucu merak ettiklerinin cevabını bulur. Bu bölümde anlatılanlar, giriş ve gelişme paragraflarında anlatılanlara ters düşmemelidir. Metnimizin sonuç bölümünde Barış'ın resmini nasıl yaptığını ve neler çizdiğini hep birlikte öğrendik. Bu etkinliğimizde de bir metnimiz var çocuklar. Metnimiz 3 parçaya ayrılmış ve ayrılan her bir parçayı uygun bölümle eşleştirelim. Sünger yüklü eşek ile tuz yüklü eşek. Bir köylü pazardan dönüyormuş. Yanında da 2 eşek varmış. Eşeklerden biri sünger, diğeri tuz yüklüymüş. Sünger yüklü eşek çabuk gidiyormuş. Taşıdığı yük kendine hiç de ağır gelmiyormuş. Tuz yüklü eşek ise daha yavaş, daha ağır gidiyormuş. Sırtındaki küfeler tuz doluymuş. Çocuklar, metnimizin bu bölümü giriş bölümüdür. Bu bölümde metnimizin kahramanları sünger yüklü eşek ile tuz yüklü eşek tanıtılmıştır. Kısaca olaydan bahsedilmiştir. Sünger ve tuz taşıyan eşeklerin yaptıkları yolculukla ilgili olaylar gelişme bölümünde bize verilecektir. Öyleyse devam edelim. Az gitmişler, uz gitmişler. Bir arpa boyu yol gitmişler. Tuz yüklü eşek çok yorulmuş. Koştura koştura sünger yüklü eşeğe yetişmiş ve kendisine yardım etmesini istemiş. Sünger yüklü eşek hiç aldırış etmemiş. Gele gele bir ırmağa gelmişler. Karşı tarafa geçebilmeleri için bu ırmaktan geçmeleri gerekiyormuş. Köylü ıslanmamak için sünger yüklü eşeğin üzerine binmiş. Tuz yüklü eşeğin aklına hemen bir kurnazlık gelmiş. Tuz yüklü eşek ırmağın derin tarafından geçince tuzlar erimeye başlamış. Sünger yüklü eşek ben de geçebilirim diye düşünerek onu takip etmiş. Fakat süngerler suyu çekince sünger yüklü eşek üzerindeki ağırlığı taşıyamamış ve batmaya başlamış. Çocuklar, metnimizin bu bölümü gelişme bölümüdür. İki eşeğin dönüş yolunda karşılaştıkları zorluklar hakkında ayrıntılar verilmiştir. Tuz yüklü eşeğin aklına gelen kurnazlığın bilinmemesi ise okuyucuda merak duygusunu uyandırmaktadır. Öyleyse hep birlikte sonuç bölümüne bakalım. O sırada yoldan geçen birisinin yardımıyla eşek de köylü de kurtulmuşlar. Yolculuğun geri kalanında tuz yüklü eşek rahat rahat yürürken sünger yüklü eşek sıkıntı çekmiş. Çocuklar, metnimizin bu bölümü ise sonuç bölümüdür. Sonuç bölümünde okuyucu merak ettiklerinin cevabını bulur. Metnimizin bu bölümünde iki eşeğin ırmağa geçmeye çalışırken yaşadıklarının sonucunu hep birlikte okumuş olduk. Şimdi hep birlikte çoktan seçmeli sorularımızı okuyup cevaplandıralım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir metnin giriş cümlesi olabilir? Şıklarımızı tek tek inceleyelim. Kısacası çocuklarımıza gereken ilgiyi göstermeliyiz. Çocuklar, bu cümlede kısacası kelimesine dikkat etmenizi istiyorum. Kısacası dendiğine göre bir konuya daha önceden başlanmış, ailelere çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği açıklanmış ve bu konuyla ilgili bir sonuca bağlanmış. O nedenle bu şıkkımız bir sonuç bölümü cümlesidir. B şıkkımıza bakalım. Bu sebeple ailelere çok iş düşmektedir. Bu cümlemizden önce bir konuya giriş yapılmış, konuyla ilgili açıklamalara yer verilen bir cümle olduğu için bu cümlemiz de gelişme bölümü cümlesidir. C şıkkımıza bakalım.
Bir çocuğun eğitiminde ailenin önemi büyüktür. Çocuklar, bu şıkkımızda açıklanması istenen konuya giriş yapılmış bir cümle vardır. O nedenle bu şıkkımızdaki verilen ifade giriş bölümü cümlesi olabilir. Aşağıdakilerden hangisi bir metnin gelişme cümlesi olabilir? Şıklarımızı hep birlikte inceleyelim çocuklar. Vaktiyle bir ülkede iyi kalpli bir kral yaşarmış. Çocuklar, bu cümlemiz öyküleyici bir metni, bir hikayeyi başlatmak için yazılan bir giriş cümlesi olabilir. O nedenle A şıkkını eliyoruz. B şıkkımıza bakalım. Fatih kendisine yapılan davranışın yanlış olduğunu kanıtlamak için harekete geçmiş. Demek ki çocuklar, bundan önce Fatih'e bir şeyler yapıldığı anlatılmış, bir konuya girilmiş. Gelişme bölümünde ise Fatih ona yapılan davranışın yanlış olduğunu göstermek için harekete geçmiş. O nedenle bu cümlemiz gelişme bölümü cümlesi olabilir. Ama biz bir de C şıkkımıza bakalım. Arkadaşı yaptığı davranıştan dersini almış ve bir daha cimrilik yapmayacağına söz vererek barışmışlar. Demek ki çocuklar, iki arkadaş arasında bir olay yaşanmış ve yaşanan olayın sonucunda hatalı olan kişi dersini alıp söz vermiş ve arkadaşıyla barışmış, yani bir sonuca bağlanmış. Bu cümlemizde bir sonuç bölümü cümlesidir çocuklar. Doğru cevabımız B şıkkı olmalı. Diğer bir sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bir metnin giriş cümlesi olamaz? Şıklarımızı hep birlikte inceleyelim. Sevgi bugün ilk öyküsünü yazdığı için çok heyecanlıydı. Çocuklar, bu cümle bir giriş cümlesi olabilir mi? Evet, olabilir. Öyküleyici bir metnin giriş cümlesi olabilir. Sevgi bugün ilk öyküsünü yazdığı için çok heyecanlıydı diyerek o gün yaşanacak olayların bir başlangıcı olabilir. O nedenle A şıkkımız doğru cevabımız değildir. Diğer şıklarımızı inceleyelim. Kerim bir daha bu olaydan sonra bahçedeki ağaca tırmanmadı. Bu cümleden şunu anlıyoruz çocuklar. Demek ki Kerim'in başından bir olay geçmiş, yani giriş ve gelişme bölümü verilmiş, bir olay yaşanmış ve en sonunda konu sonuca bağlanmış ve bu sonuçtan dolayı da Kerim bir daha ağaca çıkmamış. Bu cümlemiz bir sonuç bölümü cümlesidir. C şıkkımıza da bakalım. Hakan, İlayda ve Elif okulun önünde buluştuk. Bu cümlede çocuklar, öyküleyici bir metnin giriş cümlesi olabilir. Bu cümleden sonra Hakan, İlayda ve Elif'in o gün yaşayacakları olaylar hakkında detaylar gelişme bölümünde anlatılabilir. Doğru cevabımız B şıkkı olmalı. A şıkkı ve C şıkkı giriş bölümü cümlesi olabilir. Fakat B şıkkı bir sonuç bölümü cümlesidir. Bu dersimizde metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini hep birlikte öğrendik çocuklar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.